Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf coğrafya dersi konu anlatımımıza adım 13 ile devam ediyoruz. Adım 13'te farklı özellikleriyle iki tane ülke tanıyacağız. İtalya ve Japonya. Sistemimize giriş yapalım arkadaşlar. Coğrafya dersini seçelim ve adımımızın olduğu sayfaya gidelim. Şimdi bu konumuzda gençler, sizin de bildiğiniz gibi iki tane ülke tanıyacağız. İtalya ve Japonya'yı öğreneceğiz. İlk önce İtalya. Coğrafi konumuna bakalım bu İtalya'mızın. Şimdi Güney Avrupa ülkelerinden biridir. Avrupa'nın güneyindedir. Arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. İtalya'nın okyanusa kıyısı yoktur. Yani öyle düşünelim. Şimdi Avrupa'nın İtalya tamamen bir Akdeniz ülkesi. Akdeniz'e doğru çizme şeklinde uzanan bir yarımada ile batısı ve güneyinde yer alan birçok adadan oluşuyor. Şimdi doğusunda Adriyatik Denizi, güneyinde İyon Denizi ve Akdeniz ile batısında Tiren Denizi bulunuyor bu ülkenin. Şimdi burası Adriyatik Denizi'nin olduğu kısım doğusunda. Güneyi tabii İyon Denizi ve Akdeniz'in bulunduğu kısım, batısında ise Tiren Denizi dediğimiz bir iç deniz, kenar deniz, o şekilde iç deniz tabii ki çünkü Akdeniz'in kolu. Kuzeyinde ise Avrupa ülkeleriyle komşuluk Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya bulunuyor. Şimdi kuzeyi Alp Dağları gençler, şöyle bir kimlik kartına bir bakacak olursak İtalya'nın 301.230 kilometre kare, ki hani yani Türkiye ile karşılaştıralım, Türkiye'ye göre bayağı bir küçük. Yani öyle düşünün. Bizim 800 bin kilometre kare olduğunuzu düşünürsek yaklaşık olarak, yani 300 bin bayağı bir büyüğüz bunlardan. İtalyanca Katoliklik dini olarak Euro para birimini kullanmakta. Avrupa Birliği ülkesi, hatta kurucu ülkelerden birisi. Cumhuriyet yönetiliyor Roma ve 61 milyon nüfusu var ki Türkiye'ye göre nüfus bakımından da seyrek, yani Türkiye'den daha az bir nüfusa sahip. Yer şekli olarak arkadaşlar engebeli bir ülke. Üçüncü zaman arazisi üzerinde yer alıyor. Alp Himalaya kıvrım sistemi üzerinde yer alıyor. Ve zaten arkadaşlar Avrupa içerisinde en aktif yanardağların olduğu ülkelerden birisi. Tabi İzlanda ile birlikte. Kuzeyde Alp Dağları ile yarımada boyunca uzanan Apennin Dağları, 3. yarı zamanda da meydana gelen Alp Himalaya kıvrım sistemi içerisinde yer alıyor. Ayrıca deprem açısından da hareketli olan İtalya'da Etna, Vezüv veya Stromboli gibi hala aktif olan, yani hala püsküren, Türkiye'den farkı o. Yani Türkiye'de de 3. zamanda oluşmuşuz ama bizde aktif değil. Bizdekiler sönmüş volkanik dağlarımız ama onlar da hala faaliyet gösteriyor. İtalya'nın en önemli coğrafi şekillerinden birisi Po Ovası. Po. Bulmacalarda çok sorulur. İtalya'da bir ova, iki harfli. İtalya'da bir ova, iki harfli. Ne? Po. Po nehrine taşıdığı malzemelerle oluşmuş ülkenin en geniş deltasıdır. Ülkeye coğrafi özellik açısından 3 bölge. Kuzeyinde Po Ovası yer alıyor ki kuzey kısmı daha yoğun nüfusludur arkadaşlar bu ülkenin. Alp Dağları ve Piemont düzlüklerinden oluşan Kuzey İtalya bölgesi. Çizme şekline benzeyen İtalya Yarımadası, ki bu yarımada üzerinde Apennin Dağları uzanıyor. Apennin, Sicilya ve Sardinya adaları başta olmak üzere 200'ü aşkın adadan oluşan Adalar İtalya'sı. Sicilya ve Sardinya Akdeniz'in büyük adalarından burada yer alıyor gençler. Şimdi bakalım ülkemizin, yani ülkemizin diyoruz da hani ülkenin, yani ülkemizin, anlattığımız ülkemizin, İtalya'nın yani iklim özelliklerine bakalım. İtalya'da denizel etkinin hakim olduğu bölgelerde Akdeniz iklimi gözükürken iç kesimlerde karasal iklim hüküm sürüyor. Ki arkadaşlar hani karasal iklim, denizin olmadığı her yer. Yani sonuçta birçok yerde karasal iklim gözükebiliyor. Ha, buranın genel karakteristik iklimi Akdeniz iklimidir. Bakın sıcaklık yağış grafiğinde Akdeniz ikliminde bakın görüyorsunuz hani çok fazla sıfıra inmiyor. Şu sıcaklığımız olduğunu düşünürsek sıfıra çok fazla inmemekle birlikte yazları kurak, kışları yağmurlu bir Akdeniz iklimi, ki zaten Akdeniz ikliminin özelliği. Nüfus ve yerleşme bakımından arkadaşlar Roma İtalya'nın başkenti, hatta çift başkent başşehirli ülkedir İtalya. Neden çift başşehirli? Çünkü İtalya'nın iç kısmında Roma'da yer alan Vatikan'da dünyanın en küçük ülkesidir. Yani ülke içinde ülke var. Vatikan'ın tek komşusu Roma'dır. Yani ülke değil Roma. İtalya'nın başkenti Roma. Onun bakın görüyorsunuz Papa'nın yaşadığı, dini bakımdan yani Hristiyanların kutsal saydığı bir şehir ve etki alanı küresel. Roma İmparatorluğu'nun merkezi olduğu için ilk çağ ve orta çağda önemli yerleşmelerden biri olmuş. Yani İtalya, Roma arkadaşlar. Zaten Avrupa'nın en eski ülkelerinden birisi. Avrupa'da bir söz vardır. Yani dünyanın başkenti Roma derler. Dünyanın başkenti. Çünkü çok eski yerleşime sahip. Ayrıca bütün yollar Roma'ya çıkar derler. Roma'ya çıkar. Neden? Bütün yollar Roma'ya. Çünkü çok eski. Yani ilk yerleşimlerden beri. Avrupa'nın en kalabalık ülkelerinden biri. Nüfusun büyük bir kısmı ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu kuzeyde yoğunlaşmış. Neden kuzey? Çünkü kuzey tarafta Po Deltası var. Po Deltası. Po Ovası.
Değil mi? Ondan dolayı yaklaşık %79'u şehirde yaşıyor ki hani Türkiye'de %75'i falan şehirde yaşıyor. Yani biz de buna yakınız. Roma, Milano, Napoli, Genova, Floransa, Venedik, Torino en önemli şehirler. Zaten futbolla ilgilenenler bunları hemen biliyor, değil mi? Hepsi zaten, değil mi? Venedik'e bir parantez açalım. Venedik arkadaşlar, Venedik Avrupa'da kanallar üzerine, kanallar şehri suyun altında kalmış, epirojenik olarak çökmekte ve bundan dolayı da arkadaşlar su altında kalmış turizm şehri. 118 tane adacıktan oluşmuş. Ha, burada bilgi kutusunda da yazmışım ben onu. Venedik, Kuzey İtalya'nın doğusunda Adriyatik Denizi kıyısında bir şehirdir. Anakara'ya 4 kilometre uzunluğuna kara ve demiryolu köprüsüyle bağlanıyor. Yaklaşık 118 tane adacıktan oluşuyor ve 170 tane kanal, 400 köprü bulunur. En önemli şehirsel fonksiyonu turizmdir. Zaten tarım yapmaya imkan yok çünkü suyun altında ülke. Şehir yani Venedik. Şimdi İtalya'da tarım ve hayvancılık dediğimiz zaman Po Delta Ovası. Po İtalya'da bir ova. Po İtalya'da bir akarsu. Po. Değil mi? Po. Hey Po. Evet, burada yer alıyor. İtalya tarım açısından Avrupa'nın en önemli ülkeleri arasında, ülke topraklarının %40'ı tarıma elverişli. En önemli tarım alanı tabii ki şey, sebze meyve üreticilerinden. Fransa'dan sonra bağcılıkta en önemli ülke üzüm. Bağcılık, üzüm. Fransa birinci orada. Üzüm, şarap, Fransız şarapları falan derler ya hatta. Sonra İtalya geliyor. Ülkenin kuzeyinde pirinç de yapılıyor. Çünkü delta var orada, su var. Zeytin de İspanya'dan sonra ikinci. Yani İtalya ikinciler ülkesi. Nasıl ikinciler ülkesi hocam? Üzümde Fransa'dan sonra, zeytinle İspanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Güney kıyılarda turunçgil tarımı yapılır. Tabii yapılır çünkü Akdeniz ülkesi. Fındık, buğday ve mısır da yetiştiriliyor. Mısır da yetiştiriliyor burada. Hayvancılık faaliyeti gelişmiş olup Avrupa'nın en önemli peynir üreten, aman Allah'ım, peynir üreten ülkelerinden biridir. Ülkenin güneyinde küçükbaş hayvancılık yapılırken kuzeyinde büyükbaş hayvancılık. Hani böyle sorular gelebilir. İtalya'nın güneyinde neden küçükbaşla kuzeyinde büyükbaş? Çünkü kuzeyinde Alp dağları var. Daha yüksek olduğu için büyükbaş. İtalya peynirleri, değil mi? Pizza mizza falan, yemek memek kültüründe o peynirler, meydirler, mozzarella peyniri meyniri falan gibisinden İtalya için önemli olmuş. Pazarlamayı bilmiş arkadaşlar bu. Makarnasını spagetti demiş, bilmem neyini pizza demiş. Böyle pazarlamış. Yeraltı kaynakları bakımından fakir ama gelişmiş bir ülke olan, değil mi? İtalya diyor. Ülkede kaya tuzu, mermer. İtalya'nın mermerleri dünyaca ünlüdür gençler. Heykeltıraşlar, hani bu zaten hani Ninja Kaplumbağalar, Leonardo, Michelangelo falan, Rafael, Mafael, onlar aynı zamanda İtalya'nın neleridir? Rönesans'ı başlatan heykeltıraşlarının isimleri. Mermer konusunda dünyanın en önemli ülkelerinden, en kaliteli mermerler diye kükürt ve cıva çıkarılıyor ama dediğimiz gibi böyle sanayi, aman Allah'ım, sanayi bakımından çok gelişmiş. En önemlisi tabii otomotiv sanayisi. Yani değil mi? Neler markalar? Marka saysak acaba şey olur mu? Ferrari'dir, işte ne bileyim Fiat. Bunlar İtalyan markasıdır arkadaşlar. Dediğimiz gibi en gelişmiş sanayi kolu olmuş oluyor. Kimya, tekstil, gıda, gemi ve makine başta sanayi kolları. Tekstilde de çok iyidir, değil mi? Milano, defileler yapılıyor hani. Evet, defileler. Turizm bakımından arkadaşlar, turizm geliri en fazla olan ülkelerden birisi tabii. Burada turizm gelir üzerinde doğal güzellikler ve tarihi yerler açısından önemli potansiyele sahip. Çünkü zaten Akdeniz ülkesi. Yani sonuçta deniz turizmi var. Pisa Kulesi, Kolezyum. Değil mi? Kolezyum Roma'nın bulunduğu o kısımda. Roma başta olmak üzere Pompei, değil mi? O Venedik, Bologna, Floransa, Vatikan, Milano önemli turizm merkezleri. Turizm bakımından çok iyi gençler, onu söyleyelim yani. Turizm bakımından çok iyi bir ülke. Turizmi gelişmiş bir ülke. Çünkü zaten Vatikan'a bile bir sürü kişi gidiyor, adamlar oraya. Ulaşım bakımından İtalya'da havayolu, deniz yolu ve karayolu ulaşımı gelişmiş. Roma ile diğer şehirler arasında ulaşım gelişmiştir. Ticaret, Türkiye arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. Türkiye'den pamuk, demir, tekstil ürünleri ithal ederken Türkiye'ye otomotiv başta olmak üzere kimyasal ürünler, optik aletler falan da ihraç ediyor. Şimdi sanayileşme sürecini tamamlamış bir ülke. Japonya'dan bahsedeceğiz. Şimdi dünya haritası koydum buraya. İtalya'nın yerini gösterdim. Bir de Japonya'yı gösterdim. Uzak doğuda bir ülke. Yani adalar ülkesi. İtalya, Japonya'nın dünya üzerindeki konumları. Japonya'nın coğrafi konumuna baktığımız zaman Büyük Okyanus'ta yer alan, hani İtalya Akdeniz'de yer alıyor. Japonya Büyük Okyanus'ta yer alan adalar ülkesi. 4 tane büyük ada, 3.900 tane küçük adacıktan oluşur. En büyük adası Honshu'dur. Honshu, Japonya'nın en büyük adası. Değil mi? Başkent Tokyo'nun bulunduğu yer. Hokkaido, Shikoku ve Kyushu, 4 büyük adası. Honshu, Hokkaido, Shikoku ve Kyushu. Japonya'nın adaları. Honshu en büyük ada. Honshu en büyük ada. Fiziki olarak arkadaşlar, Japonya çok dağlık bir ülke. Dağlık ve engebeli. %70'i dağ. Aman Allah'ım, değil mi?
Aynı zamanda gençler aktif volkanı var. Fuji Dağı ki en yüksek dağıdır. Aynı zamanda püsküren volkanik bir dağdır. Deprem riski yüksek aktif yanardağ tayfun tsunami görülüyor. Akarsuların hızlı akması eğimle ilgili. Boylarının kısa olması da ada devleti olduğu için her tarafı suyla çevrili. Sonuçta mutlaka suya dökülmekte ve boyu kısa kalıyor. Muson iklimi etkilidir. Muson iklimi dediğimiz zaman yazları yağış alıyor. Kışları tabii o kadar yağışlı değil. Bitki örtüsü ormandır ama bak şimdi %65 olan orman varlığının %40'ını ağaçlandırmayla oluşturmuş. Yani şöyle söyleyeyim, yani %25 toplam ormanı, aslında bunun doğal ormanı %25. Ama %40'ını ağaç kendileri yapmışlar. Yani bilinçli kereste ihtiyacını ithal ediyor. Çok orman var ama arkadaşlar ormanı koruyor, bilinçli bu. Değil mi? Bilinçli. Hatta bunlar için ağaç önemli ya. Kutsal bile sayıyorlar. Şimdi beşeri olarak nüfus özelliklerine baktığımız zaman, şimdi arkadaşlar yaşlı nüfusu en fazla olan ülkelerdendir. Hatta yani bazı istatistiklere göre dünyada yaşlı nüfus oranı en fazla olan ülke Japonya'dır. Nüfusu çok. 127 milyon nüfusu falan var. Yani bakın görüyorsunuz 127 milyon ama nüfusun yaşlı oranı çok fazla gençler. Doğum az, doğum az. Genç nüfus az, yaşlı fazla. Bu da ülke için sıkıntı tabii. Dünyanın en yoğun nüfusu ülkelerinden birisidir. Kilometre kareye 340 kişi düşer. Hani Meksiko City ile birlikte Tokyo dünyanın en yoğun nüfuslu iki şehridir diyebiliriz biz. Nüfusun 176'sı kentlerde yaşıyor. İç kesimler dağlık olduğu için nüfus kıyıda ve alçak ovalarda toplanmış. İzolasyon politikası nedeniyle türdeş nüfusa sahip. Yani çok fazla dışarıdan adam almaya, yani işçi göçü almaya, yabancı göçmen almaya karşı bir ülkedir Japonya. Öyle çok istemez yani. Tek türdeş, hepsi çekik gözlü. 127 milyonun yani çoğu çekik gözlü aynı tip insanlardır. Değil mi? Birbirleriyle karışmıyorlar. Tarım bakımından %12'si tarıma elverişli ancak modern tarım yapılıyor. Suyun içinde tarım yapar bunlar arkadaşlar. En önemli ürünü pirinçtir ama tabii yetmeyecek. Çünkü nüfus çok fazla. En çok tarımsal ürün ithal eden ülkelerinden dünyanın. Yani dışarıdan çok fazla tarımsal ürün alır. Çünkü sanayiye geliştirmiş kendini. Balıkçılık çok gelişmiş. Tüketim fazla olduğu için balık alıyor dışarıdan. Sanayi bakımından arkadaşlar enerji ve maden kaynakları gibi ham maddelerden yoksun. Bakın bunu hiç unutmuyorsunuz. Japonya'da doğal kaynak sıfır. Yani doğal kaynak bir şey yok. Maden, enerji kaynağı hiçbir şey yok gençler. Hepsi dışarıdan geliyor. Hepsini al. %90'ını dışarıdan al. İşle, makine yap, sat. Al. İşle, makine yap, sat. Japonya işte uçuyor ondan sonra. Ham maddeleri yüksek bilgi ve teknoloji kullanarak işleyip ihraç eder. Elektrik, elektronik, optik, gözlük, makine üretiminde dünyada birincidir. Demir çelikte ikincidir. Otomotivde ilk sıralardadır. Dünyanın üçüncü büyük ticaret ülkesidir. Bir Amerika, iki Almanya, üç Japonya. En fazla ticaret yaptığı ülke ABD'dir. Amerika ile ticareti yine de iyidir arkadaşlar. Yine de dememizin sebebi şu. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika buraya Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası attı ama yine tutmuş yine onlarla 10 numara ticaret yapar. Çinlilerle pek de anlaşamaz. Yan tarafında okyanusun kenarında komşusu. Japonya nasıl teknoloji devi oldu? İkinci Dünya Savaşı Japonya için felaket olmuş. Ancak ülkenin Japon mucizesi bu savaştan sonra başlamıştır. Arkadaşlar şimdi küllerinden doğan ülke terimini Japonya için kullansak hiç yanlış olmaz. Kül. Yani bildiğin kül olmuş tekrar ülke ortaya çıkıyor. Savaştan sonra ülkenin ordusu dağıtılmış ve ordu kurması yasaklanınca askeri yük kalkmış. Yani askeri harcamaları sivil üretime kaydırmış. Mesela askeri dürbün üreten fabrika kamera üretimine başlamış. Ve sonuçta da yani askeri teknolojiyi sivil hayata uygulamış. Avrupa'da üretilen en kaliteli ürünler ülke tarafından daha kaliteli ve ucuza üretilmiş, halk ve devlet el ele vermiş. Devlet Avrupa'dan almış en kaliteli ürünü. He, Avrupa bunu yapıyor. Biz de yaparız, daha iyisini yaparız, daha ucuza yaparız. Halk da devlet için ekstradan çalışmış. Bedava, beleş. Yani bizdeki gibi olmamış. Yani biz aman ne bize ne falan dememişler. İşçi güvenliği korunmuş, kademeli olarak işçi ücretleri artırılmış. İlk önce kömür ve demir çelik üretimine ağırlık verilirken, ilk önce kömür ve demir çelik, tabii sanayileşmenin, kalkınmanın temeli. Sonra da arkadaşlar televizyon ve otomobil sektörleri gelişiyor. Devlet ve özel sektör yatırımları birlikte etkili olurken eğitim ile de yetişmiş iş gücü sağlamış. Sonuçta küllerinden yeniden doğmuştur. Dış ticareti çok fazlalık verir. Bundan dolayı ülke nüfusunu turizme yöneltir. Her tarafta Japon turistleri görebilirsiniz. Hani gidin der, gidin, dünyayı gezin. Gezin hadi, ben paranı veriyorum. Fazlalığım var zaten devlette. Paraları ne yapayım? Gidin hadi turizme gidin. Sadece resim çekin, kamera çekin. Yani nerede hiç bizim bile gitmediğimiz yerlerde bakarsın çekik gözlü Japon turistler.
Git mesela Kapadokya peribacaları, baktın Japonlar. Sümele Manastırı git, Japonlar. Oraya git, Japonlar. Buraya git, Japonlar. Çok katılıyorlar. En çok turizme katılan ülkelerden birisi, tüm ulaşım yolları gelişmekle birlikte demiryolu en hızlı gelişen, en çok olan, saatte 300 kilometre hız yapan Japon demiryolları, trenleri vardır diyoruz. Ve böylece arkadaşlar bu adımımızda Japonya ile İtalya'yı görmüş oluyoruz. Tabii ikisi de gelişmiş ülkeler ve bundan dolayı da bu ülkelere işlemiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.